Merhaba, bu dersimizde temel çizim aracından bahsedeceğim. Öncelikle boş bir çalışma dosyası açacağız. File New diyerek veya Ctrl N tuşuna basarak bir çalışma dosyası açıyoruz. Örneğin 800'e 600 boyutlarında. Hemen Ctrl Alt 0 tuşlarına basarak %100 çalışma moduna geliyorum. Yani tam görüntüyü alıyorum. Çizim araçlarımız 3. bölümde bulunuyor. Photoshop araçlarının 3. bölümde. Sağ tıkladığım zaman iki tane temel çizim aracı görüyorum. Biri Pen Tool, bir diğeri Freeform Pen Tool. Pen Tool aracımız iki şekilde kullanılıyor. Ya bir çizim yapmak için ya da bir şeklin etrafında seçim yaparak onu seçili hale getirmek için kullanıyorum. Kullanırken tıklaya tıklaya giderseniz standart bir çizim yapmış olursunuz. Ama tıkladıktan sonra ikinci tıklayışınızda şeklinizi mouse'unuzu basılı tutarak eğip bükebilirsiniz. Yani istediğimiz gibi şekil verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi dalgalı bir hale getirebiliyorum. Ve bu ara noktaları görüyorsunuz. Karelerimiz var. Bunlardan da kontrol tuşuna basarak yerlerini oynatabiliyorsunuz. Böylelikle çizdikten sonra dahi bir şeklinizin görüntüsüyle çok rahat oynayabilirsiniz. İşleminizi bitirmek için Enter tuşuna basmanız veya başladığınız noktaya gelmeniz yeterli. Bunu başka bir şekillerde de seçim yapmak için kullanabilirsiniz. Seçili hale getirmek için. Örneğin işte bir fotoğraf açarsak, diyelim ki tişörtü seçmek istiyoruz burada görüntüde. Pen Tool yardımıyla da bunu yapabilirsiniz. Şöyle. Uzatarak şekillerimizi mouse'umuzla oynayarak geri alıyorum Ctrl Z ile. Başladığım noktaya gelip bitiriyorum. İşlemi seçili hale getirmek için de Ctrl Enter'a, Ctrl Enter'a basıp seçili hale getiriyorum. Bundan sonra ister bunu kesin alın, isterseniz işte fırçayla boyama yapın. Size kalmış. Seçtikten sonra her türlü işlemi yapma şansınız var. İster Ctrl T basıp ufaltın. Pen Tool'u bu amaçla da kullanabilirsiniz. Diğer bir araç da Pen Tool'un altındaki daha bir serbest kullanımı olan Freeform Tool. Bununla da yine elinizde bir kalem varmış gibi çizim yapabilirsiniz. Kendinize özel çizimler, görüntüler çıkartabilirsiniz. Bunları daha sonra yine Ctrl Enter'a basarak seçim haline getirebilirsiniz. Seçili hale getirmemin amacı söylediğim gibi şeklimizi oluşturduktan sonra içini boyayabilmek. Ctrl Enter yaptıktan sonra artık bununla ilgili işlemler yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi. İşlemden çıktığım zaman da bu bölgenin sadece boyandığını görüyorum. Yoksa seçmezsem bütün fotoğrafın ekranda boyalı olduğunu görebiliyorsunuz. Freeform Tool'u da bu tarz serbest çizimler, görüntüler oluşturmak için kullanabilirsiniz. Pen Tool ve Freeform Pen Tool'la da serbest çizimlere ve seçim hallerine geçiş yapabiliyorsunuz.